Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yöresel bir lezzetimiz var. Erzurum'un meşhur un helvasını Erzurumlu arkadaşımın elinden yapacağız. Bugün onun mutfağından sesleniyorum sizlere. Evet, ilk olarak tenceremize 200 gram tereyağını alıyoruz. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ alıp yağın erimesini bekleyelim. Evet, bakın yağımız köpürdü. Köpürdükten sonra üzerine 3,5 su bardağı un ekliyoruz. Dikkat ederseniz 2 su bardağı unu ekledikten sonra kaşıkla karıştırmaya başladık. Bunun nedeni ise arkadaşımın helvayı sürekli göz kararı yapıyor olması. Karıştırdıktan sonra baktık ki biraz daha un istiyor. 1,5 su bardağı unu da ekleyerek toplamda 3,5 su bardağı un gitmiş oldu. Unun rengi değişene kadar, böyle sarımtırak bir renk alana kadar tahta kaşık ile kavuracağız. Erzurum helvasının klasik un helvasından farkı şerbet hazırlamıyor oluşumuz. Unu kavurduktan sonra hemen toz şeker üzerine ekleyip hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Şeker eridiği kadar eriyor içerisinde. Kavurdukça yağın kendisini bıraktığını görüyorsunuz yavaş yavaş. Evet, bakın iyice yağını kustu artık. Tabi kavurma işlemine devam ediyoruz. İstemiş olduğumuz renge gelene kadar kavuracağız. Az kavurmuyoruz. Nereden baksanız yaklaşık 25 dakika kadar kavurduk. Evet, istemiş olduğumuz rengi bulduk. Hemen size kıvamını da göstereyim. Şimdi üzerine 3 su bardağı toz şekeri ekleyip ocağın da altını kapatıp hızlı bir şekilde şeker eriyene kadar karıştıracağız. Şeker unumuza yedirdik. Şeker eriyebildiği kadar eridi. Böyle hafif dişe dokunur bir şekilde oluyor ama eğer derseniz ki ben bu şekilde de istemiyorum, o zaman toz şeker yerine pudra şeker kullanırsınız. Soğumasını beklemeden büyük bir servis tabağını alıyorum. Aslında küçük küçük tabaklara alınıp porsiyonluk olarak ikram ediliyor ama ben size bütün aile göstermek istiyorum. Üzerini kaşıkla bastırarak şekillendirebilirsiniz ama sıcak olduğu için henüz tabii ki şeklini alamıyor. Ama soğuduktan sonra isterseniz dilimleri de kesebiliyorsunuz. Tatlımız iyi cılıktan sonra buzdolabına koyun ve bırakın sertleşsin. Bakın birkaç saatin sonunda tatlımız bu şekli alıyor. Bu güzel lezzeti deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonu tıklayıp, eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.